Memur Bey! Annem nerede? Anneme ne oldu? Memur Bey bir şey söyleyin, annem nerede? Sibel Hanım nerede? Hastaneye kaldırıldı. Annem öldü mü? Daha fazla bilgimiz yok. Hastaneye gittiğinizi öğrenirsiniz. Biz size eş geçeceğiz zaten. Götür beni, beni anneme götür ne olur. Götür beni anneme götür. Götür beni annemden başka kimse yok. Götür beni anne. Götür beni annemi kaybediyorum. Ailes, ailes. Götür anneme götür, anneme götür. Anne, anne. Ailes. Ailes. Bir şey olmayacak. Ailesi olmayacak. Hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Merak etme. Ya tam her şey çok güzel gidiyor diyorum. Güzel olacak, iyi olacak her şey diyorum. Olmuyor, olmuyor. Kadir. Anlamıyorum annemin ne işi vardı ki orada tek başına. Niye yalnız başına oradaydı? Ya niye biz bu kadar yavaş gidiyoruz? Niye bir türlü hastaneye varamıyoruz? Ali sakin ol, gelmek üzereyiz tamam mı? Geldik. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden oldu. Annemin başına bunlar benim yüzümden geldi. Annem umursamadım. Ona hoşça kal yazdım. Benim yüzümden oldu annem. Benim yüzümden belki de kendine zarar vermek istedim. Senin bir suçun yok tamam mı? Sakin ol. Bir şeyler oldu. Herkes bir sakin olabilir mi? İyi misiniz? Ne oldu? Yoklarmış odalarında. Arasak mı? Neredeler? Ya yeni evliler işte. Abim bir sürpriz hazırlamıştır kesin. İnsan ama bir haber verir. Efendim Şeba. Ne? Ne oluyor o? Alo. Evet, evet geldik. Geldik, hastanedeyiz, giriyoruz şimdi. Benim annemi görmem lazım. Sibel Göksu, durum nasıl? Müdahalesi devam ediyor hastanızın. İleride acil bölümüne geçerseniz doktorumuz daha detaylı bilgilendirecektir. Tamam, biz giriyoruz şimdi içeri. Tamam. Tamam. Ailesinin annesi. İntihar şüphesiyle hastaneye kaldırılmış. Ne? Durumu ciddiymiş. Ne diyorsun sen Erol? Nasıl olmuş peki? Bilmiyorum baba. Bilmiyorum. Giremezsiniz. Annemin durumu nasıl? Doktorlar bilgi verecek size. Lütfen buraya girmeyelim. Tamam, tamam. Sakin ol.
Doktor bey, annemin durumu nasıl? Geldiğinde durumu ağırdı. Az önce de kalbi durdu. Neyse ki yaptığımız müdahaleye tepki verdi. Yoğun bakım alacağız. Ama kanında yüksek dozdaki ilaç nedeniyle durumunun ciddiyetini koruyor. İlaç mı? Her şeye hazırlıklı olun. Tamam Aylas, tamam. Yurttayken hayal saatimiz vardı. Uyumadan önceki son yarım saat. Yüzlerce annesiz babasız çocuk hayallerindeki anne babalarını anlatırdı birbirine. İçlerindeki en şanslıları bendim. Çünkü ben seni görmüştüm anne. Ben hep sen olmak isterdim. Ben hep sana benzemek isterdim anne. Anne, neden hep elimi bırakıyorsun? Niye hiç benim yanımda olmuyorsun? İçimi acıtan, yakan şey. Seninle yaşayamadıklarımızı bilmiyorum. Ama haberini alınca içim çok yandı. Böyle olacağını hiç düşünmezdim, biliyor musun? Anne, yalvarıyorum, kalk. Yalvarıyorum, kalk, ne olursun nefes almamı sağla. Bana söz vermiştin anne. Yanımda olacağına söz vermiştin. Arayı kapatacağız demiştin. Anne. Ben zaten hep savruluyorum. Hayatım boyunca hep savruldum. Beni annesiz, ailesiz, köksüz bırakma, sana yalvarıyorum. Ne olur kalk. Yalvarıyorum. Yalvarıyorum, kalk, ne olursun kalk. Anne, yalvarıyorum, ne olur kalk. Tamam. Tamam, ben buradayım. Ben yanındayım. Tamam. İçim acıyor Kadir. Aylis, iyi misin sen? İyiyim. İyiyim ben. Tansiyonuna falan baktıralım mı? İyiyim. İyiyim diyor bir de ya. Evet, baktıralım. Ben bir doktor falan. Aylis. 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 Doktor! Doktor!